2022 yılı TÜBİTAK'ın bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleari, bu iktidarın Ar-Ge çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Dolayısıyla bilim ve teknolojinin bütçesi üzerine konuşmak benim için büyük bir talihsizlik. Zira sarayın günlük elektrik faturasının 60 lira olduğu, buna karşılık TÜBİTAK'ın üniversitelere proje başına ortalama 35 bin lira kaynak aktardığı bir ülkede ben hangi bilimi anlatayım? Sayın Erdoğan'ın ekonomist, hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olarak atandığı bir ülkede ben hangi bütçeyi anlatayım? Ben hangi bilimi anlatayım? Gaflet uykusundaki bu iktidar değil mi ki tam 5 kez TÜBİTAK'ın kanununu değiştirerek TÜBİTAK'ı FETÖ'nün emrine veren, bilim üssü olması gereken TÜBİTAK'ı FETÖ üssü haline getiren. Değerli milletvekilleri, benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Biz bu bütçe milletin bütçesi değil, sarayın bütçesi deyince hep birlikte hop oturup hop kalkıyorsunuz. Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması kilit altına alınır mıydı hiç? Bakın dinleyin sayın milletvekilleri. Millet ne diyor? İyi dinleyin lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı, hani siz karınlarını biz doyuruyoruz, oy vermiyorlar diyorsunuz ya, biz sizin milletvekilinizin de buyurduğu gibi karnımızı kuru ekmekle doyuruyoruz. Sahi siz ne zaman ekmek aldınız? Ekmek fiyatını bilmeden yaşamak nasıl bir duygu? Sayın Cumhurbaşkanı, biz elektrik faturalarının altında ezilmemek için elektrik düğmesine basmaya korkar olduk. Peki siz en son ne zaman elektrik faturası ödediniz? Ya doğalgaz? Çok şükür ki bizi düşünen milletvekilleriniz var. Onlar akıl vermeseydi biz ne yapardık? Halimiz nice olurdu bizim? Sağ olsunlar kat kat giyinin dediler. Biz de öyle yapıyoruz. Doğalgaz yakmıyor, kat kat giyiniyoruz. Gerçekten siz sarayda kaç kat giyiniyorsunuz? Mesela hiç doğalgaz faturası gördünüz mü? Kaç yıldır doğalgaz faturası ödemiyorsunuz? 20 yıldır hiç fatura ödemeden yaşamak nasıl bir duygu? Sayın milletvekili, sayın cumhurbaşkanı, milletvekilleriniz her ne kadar zenginlik göstergesi dese de biz 30 kuruş ucuz benzin almak için saatlerce kuyruk bekliyoruz. Peki siz hiç arabanızı benzin istasyonuna çekip benzin aldınız mı? Kendi paranızla mı? Bizim ay sonu gelecekte ev sahibi kira için kapıyı çalacak diye ödümüz kopuyor. Peki siz yazlık sarayın, kışlık sarayın, yetmedi uçan sarayın kirasına nasıl yetişiyorsunuz? Saraylarda kira ödemeden yaşamak nasıl bir duygu? Sayın Cumhurbaşkanı, biz pazara daha ucuz olsun diye pazarın dağılım saatlerinde gidiyoruz. Doğru söyleyin lütfen. Eşiniz Emine Hanım'la en son ne zaman pazara gittiniz? Pazarda peynirin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, bunların hiçbiri artık sizin sorunuz değil. Neden mi? Çünkü sizin faturalarınızın hepsini biz ödüyoruz. Hatta siz alınmayın diye birçoğunda örtülü ödenekten ödüyoruz. Dünyanın en pahalı makam araçlarını, uçaklarını alıyoruz. Başka devletlerde itibarınız olsun diye eşiniz hanımefendi alışverişini rahat yapsın diye Belçikalarda cadde kapatmışlığımız bile oldu bizim. Biz kim miyiz? Biz evlatlarını vatan için toprağa veren şehit aileleriyiz. Biz yerin 500 metre altında karın tokluğuna çalışan madencileriz. Biz traktörü haczedilen çiftçileriz. Biz doktor efendi dönemi bitti diyerek hedef gösterdiğiniz doktorlarız. Biz atamadığınız öğretmenleriz. Sağlık personeliyiz. Biz siftahsız dükkan kapatan esnafız. Biz bayramlarda torunlarına harçlık dahi veremeyen emekliyiz. Biz kuru ekmeği çok gördüğünüz işsizleriz, yoksullarız. Biz kapısında arabası var diyerek alay ettiğiniz asgari ücretliyiz. Biz milletiz yahu millet. Ve bilin ki siz... Tamamlayın sözlerinizi.
Ve bilin ki siz bizim değil, yıllardır biz sizin karnınızı doyuruyoruz. Faturalarınızı ödüyoruz. Ama artık sizin faturalarınızı ödemekten usandık, yorulduk, bıktık. Geliyor gelmekte olan, bitecek bu dolan. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Tahsin Tarhan.